Sekizinci de konser. Alphonse Dude. Pazartesi öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Mare ve Sant'Antuan'ın dış mahallelerinin bütün taburları o gece Düminyil Caddesi'ndeki barakalarda konaklıyordu. Üç günden beri Düko ordusu Şampige sırtlarında çarpışıyor ve bizleri de yedek olarak elde tuttukları söyleniyordu. Fabrika bacaları, kapatılmış istasyonlar, ıssız şantiyelerle çevrili bu dış bulvarlarda yalnızca birkaç şarapçı dükkanının aydınlattığı bu kara duygusal mahallelerde konaklamak gibi üzünç verici bir şey olamaz.'' Aralık ayında büs bütün kuru ve katı, dövülmüş toprak üzerine sıralanmış, yerlerine iyi oturmamış pencereleri, her zaman açık duran kapıları ve yele tutulmuş fenerler gibi isten kararmış ve tütüp duran asma lambalarıyla bu upuzun tahta barakalardan daha dondurucu, daha iğrenç bir yer düşünemezsiniz. Ne okumaya, ne oturmaya, ne uyumaya olanak var. Biraz ısınabilmek için çocukça oyunlar çıkarmak, olduğumuz yerde tepinip durmak, barakaların çevresini de koşmak gerek. Çarpışmaların bunca yakınında özellikle bu gece böyle aptal aptal boş oturmak insanın gücüne gidiyor, sinirine dokunuyor top atışı sustuğu halde yukarılarda korkunç bir çarpışmanın neredeyse patlak vereceği duyum sanıyor ve zaman zaman istihkamların projektörleri çevreyi çepeçevre yoklarken Paris'in bu yönüne vurunca yaya kaldırımları boyunca saf bağlamış sessiz kıtalar karanlık kitleler halinde caddeden uzaklaşan ve tron alanının yüksek sütunları altında küçülmüş ve yerde sürünüyormuşa benzeyen öteki kıtalar görülüyordu iliklerime kadar donmuş ve bu geniş bulvarların gecesinde sanki kendimden geçmiştim. Biri bana, ''Sekizinciye gelsenize, orada konser varmış.'' diyorlar, dedi. Gittim, bölümlerimizden her birinin bir barakası vardı. Fakat sekizincinin barakası ötekilerden daha iyi aydınlanmış ve tıklım tıklım olmuştu. Süngülerin ucuna geçirilen kocaman mumlardan siyah dumanla gölgeli büyük alevler çıkıyor ve ışık içkinin, soğuğun, yorgunluğun ve insanı sarartıp solduran ayakta uyku kestirmenin aptallaştırdığı bütün o bayağı amele suratlarına dikine çarpıyordu. Bir köşede kantinci kız ağzı açık, boş şişeler ve bulanık kadehlerle dolu küçük masasının önünde bir sıranın üstüne kıvrılmış uyuyordu şarkı söylüyorlardı. Amatör beyler koğuşun dibindeki uydurma bir kerevetin üstüne sırayla çıkıyor, poz alıyor, şarkı söylüyor ve melodram anılarıyla battaniyelerine sarınıyorlardı. Orada yine dar sokakların çocuk curcunası, asılı kafesler, gürültülü dükkanlarla dolu işçi semtlerinin içinde çınlayan o hırıltılı ve gümbürtülü sesleri duyuyordum. Bu sesleri araçların gürültüsüne karıştığı, çekice ve rendeye tempo tuttuğu zaman dinlemek hoş olur ama burada şu kerevetin üstünde insana gülünç ve sıkıcı geliyordu. Önce karşımıza işçi takımının acılarını söyleyen, düşünür bir işçi olan uzun sakallı bir makinist çıktı ve kutsal enternasyonelin bütün öfkelerinin düğümlendiği gırtlaktan çıkan bir sesle zavallı işçilere başladı. Sonra uykulu uykulu bir başkası geldi ve bize ünlü ayak takımı şarkısını söyledi. Ama öyle gönülsüz, öyle ağır, öyle üzünçlü söyledi ki ninni sandık. Ayak takımı. Pekala, ben onlardanım. O söyleye dursun, kendilerine birer köşe bulan ve suratlarına ışık vurunca homurdanan uykucuların horultuları da eksik olmuyordu. Ansızın koğuşta beyaz bir şimşek çaktı ve mumların kırmızı alevini soldurdu. Aynı zamanda boğuk bir çarpma barakayı sarstı ve hemen arkasından daha boğuk, daha uzak başka vuruşlarda gittikçe azalan sarsıntılarla o yana şampinin sırtlarına yağmaya başladı. Çarpışma yeniden kızışmıştı. Fakat çarpışma bu amatör baylara vız geliyordu. Bu kerevetle bu dört mum sanki bütün bu insanların güldürüp eğlendirme damarına basmış gibiydi. Nasıl son kıtayı gözetledikleri, duygusal şarkıyı nasıl birbirlerinin ağzından aldıkları görülecek şeydi. Kimse soğuğun ayrımında değildi. Kerevetin üstünde olanlar, kerevetten inenler, oraya çıkmak için dudaklarının ucunda şarkıyla sıra bekleyenler hepsi kıpkırmızı ter içindeydi. Gözleri parıl parıl yanıyordu. Çalım satma merakı herkesi sımsıcak tutuyordu. Aralarında mahalle ünlüleri de vardı. Bir şair döşemeci kendi yeteneğinin ürünü olan bir şarkıyı söylemek istedi. Şarkının adı Bencil, nakaratı da Herkes Kendine'ydi. Dili biraz peltek olduğu için Benfil ve Hekef Kendine diyordu. Şarkı ileri karakollara gitmektense ocak başında oturmayı yeğleyen göbekli kent soylulara karşı bir yer giydi. Kepisini yana eğmiş çene kayışı çenesinde şarkısının bütün sözcüklerine basa basa ''Hekef kendiye, hekef kendiye'' nakaratını suratımıza yapıştıran o canım masalcı yüzünün belleğimden çıkması artık olanaksız. Bu sırada Top da o kalın sesini mitral gözlerin tiz perdeden makarasına karıştırarak şarkı söylüyordu karın içinde soğuktan ölen yaralıları, yol kıyılarında donmuş kan birikintileri içinde can çekişmeleri, kör mermiyi, geceleyin her yönden gelip yetişen o kara ölümü anlatıyordu. Sekizincideki konserde hep aynı makamda sürüp gidiyordu. Sıra artık şaklabanlıklara gelmişti. Gözleri kaymış, burnu kıpkırmızı, yaşlı bir şaklaban, bir tepinme, yineleme ve çok yaşa taşkınlığı içinde kerebetin üstünde çırpınıp duruyordu. Erkekler arasında söylenen açık saçık şeylerin kaba kahkahası bütün suratları gevşetmişti. O aralık uykusundan uyanan kantinci kız da kalabalığın içinde sıkılmış, bütün gözler sanki kendisini yerken yaşlı adamın kısık sesiyle ''Ulu tanrım, içip içip zil zurna sarhoş olmuş'' demesine katıla katıla gülüyordu. Artık dayanamadım. Dışarı çıktım. Nöbet sırası neredeyse bana gelecekti. Ama ne olursa olsun biraz açıklığa, havaya gereksinmem vardı hiç sağa sola sapmadan dost doğru uzun süre ta sen ırmağına dek yürüdüm. Su kapkara, rıhtım ıssızdı. Hava gazından yoksun olan karanlık Paris bir ateş çemberinin içinde uyuyordu. Çepe çevre topların şimşekleri yanıp sönüyor, sırtların üzerinde yer yer yangın kızıllıkları beliriyordu. Yanı başında pesten ivedi ivedi soğuk havada tane tane gelen sesler duydum. Soluk soluğa aydılar birbirlerine güç veriyorlardı. Hey Amola! Sonra varlığın bütün güçlerini kendisine çeken ağır bir işin coşkusuyla nasıl susulursa birdenbire bütün sesler öylece duru verdi. Kıyıya yaklaşınca sonunda kapkara sudan yükselen o belirsiz pırıltının içinde Bersi Köprüsü'nde dura kalmış akıntıya karşı gitmeye çabalayan bir top çeker gördüm. Suyun çalkantısıyla sarsılan fenerler, tayfanın asılıp çektiği halatların gıcırtısı, sıçramaları, gerilemeleri, kısaca ırmağın ve gecenin kötü niyetine karşı girişilen bu çabalamanın bütün serüvenini gösteriyordu. Hey gidi aslan top çekercik, bütün bu gecikmeler kendisini ne kadar sabırsızlandırıyordu. Kızmış, iki yanındaki çarklarıyla suya silleler indiriyor ve olduğu yerde çevresini köpeğe boğuyordu. Sonunda son bir atılımla ileri doğru fırladı. Yaşayın be çocuklar! Top çeker harekete gelip de dost doğru kendisini bekleyen çarpışmanın yönünde karanlıklara dalınca köprünün yankılı kemerinden korkunç bir haykırışma geldi. Yaşasın Fransa! Sekizincideki konser artık nasıl da uzaklarda kalmıştı. Son